Çanakkale Savaşında kırılma noktası olarak birinci derecede 18 Mart 1915'te o Boğaz muharebesini sayabiliriz. Çünkü 18 Mart'ta yaklaşık bir aydan beri Çanakkale Boğazını zorlayan İngiliz-Fransız mütefik donanması son bir kez büyük bir hücuma kalktılar niyetleri Çanakkale Boğazı'nı kayıp verme pahasına geçmek ve İstanbul önüne donanmalarını ulaştırmaktı. Ama 18 Mart günü saat 11'den akşam 6'ya kadar süren muharebede Türk topçusu İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale'den geçmesine izin vermedi. Şayet geçirmiş olsaydı Kara kuvvetleri hiç Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'na ayak basmadan direkt olarak İstanbul'a gönderilecekti. Ve bu büyük İngiliz-Fransız donanmasına karşı İstanbul'un karşı koyması neredeyse imkansızdı. Çünkü bizim donanma gücümüz İngiliz-Fransız müttefik donanmasıyla başarabilecek düzeyde değildi. Onun için birinci kırılma noktası 18 Mart günü. Denizde yani Boğaz muharebesinde Müttefik devletlere karşı kazanmış olduğumuz zaferdir. İkinci kırılma noktası da 25 Nisan günüdür. 25 Nisan'da 25 Nisan 1915'te biliyorsunuz Kara muharebeleri başladı Çanakkale'de ve yine Müttefik İngiliz-Fransız orduları Gelibolu Yarımadası'nda 5 ayrı yerde bir de Anadolu tarafında Kumkale'de karaya çıkarma yaptılar. Ve biz aslında bu çıkarmaları çok da hazırlıklı ve kuvvetli bir şekilde müdafaa edilen mevzilerde karşı koyamadık maalesef. Az bu kuvvetle karaya çıkan çok kuvveti karşıladık. Ve Seddülbahir'i savunan 26. alayın 3. taburu Arıburnu bölgesini yani Anzak bölgesi diye bilinen Araburnu bölgesini savunan 27. alayın 4. bölüğü. Ve daha sonra bunlara yardıma gelen 57. alay, 25. alay vesaire. İşte ilk gün büyük komutanlar değil. Yani o zaman Çanakkale'yi savunan ordunun komutanı Liman von Sanders'ti. Kolordu komutanı Esat Paşa'ydı. Onlar değil ama tabur komutanlığı seviyesindeki, alay komutanı seviyesindeki subaylarımızın İnisiyatif kullanarak yapmış oldukları karşı hamlelerle ve ölümü göze alarak, ölümü hiçe sayarak yapılmış olan müdafaa ve bu müdafaa sonucunda düşmana karaya çıkışı adeta cehenneme çeviren bir savunma ile düşmanın o ilk günkü ve ondan sonraki bir haftalık hedeflerini kırmış ve daha sonra da mesela Seddülbahir'de bir haftada kilit bayrağı ele geçirmeye girişecekken tam 8.5 ay boyunca orada e, takılı kalmalarına sebep olan işte o e, ilk birkaç günlük e, hakikaten e, çok üst düzeyde ve pervasızca canın hiçe sayarak yapılmış olan müdafadır. Bu iki e, savunma e, ve karşı koyuşun üzerine bir üçüncü kırılma noktası olarak da Herhalde 6 Ağustos'ta başlayıp 10 Ağustos'ta biten toplam 5 gün boyunca hiç durmadan süregelen Anafartalar düşmanı yapmış olduğu Anafartalar çıkarması ve onun devamında yaşanan Anafartalar, Arıburnu, Jonk Bayrı muharebeleridir. Bu muharebeler hakikaten Türk ordusunun can cansperane bir savunması ve düşmana karşı koyuştaki Amansızlığıyla üçüncü bir kırılma noktası meydana getirdi ve artık düşmanın e, Çanakkale planı iflas etmişti. E, Anafartalar muharebesinden sonra, artık e, Anafartalar çıkarması ve devamındaki muharebelerden sonra e, düşmanın artık Çanakkale'de bir başarı kazanma şansı kalmamıştı. Bunu hem biz hem de onlar çok net olarak gördüler ve e, Ağustos ayından sonra zaten talihe giden aslında süreç başlamıştı.